Şu grafikten para çıkışını görüyoruz. Yani 17 Şubat'tan itibaren para çıkışı başlamış ve sonrasında zaten fiyat da 20.56'ya kadar gelmiş. Para çıkışı nereden kaynaklı? Şuradan da görebileceğiniz üzere şuradaki mavi Citibank, direkt Citibank takası kaçtan 130 milyon notlardan 97 milyon notlara düşmüş. Aynı şekilde Deutsche Bank, aynı şekilde emeklilik fonları bu yükselişi satış fırsatı olarak kullanmışlar. Yani Kardemir tarafında şöyle ekstra bir bakabiliriz. Dolar bazlı aylık frekansı alırsak Kardemir'in yıllardır geçemediği işte bu 98'den gelen bir 1 dolar dolar bazında direnci var. Bunu geçtik şu an, üzerindeyiz. Şu an 1 dolar 8 sentlerde. Eğer 1 doların altına gelmezse, yani önümüzdeki dönemde Kardemir'de orta uzun vadeli bakıyorum, yukarı doğru hareketin devamını görebiliriz. Bu çünkü kritikti. Yani hani şuraya saymayalım. 2014'ten itibaren alırsak yaklaşık 9 yılda birkaç defa denemesi oldu bu 1 doları. Geçememişti. İlk defa işte geçen ay Şubat ayında 1 doların üzerine bir kapanış yaptık ve şu an halen da 1 doların üzerindeyiz. Eğer bu kalıcı olursa Kardemir'de önümüzdeki dönemde orta uzun vade yukarı bir hareket görülebilir. Kardemir'e bakacağımız diğer bir şey Kardemir A kıyası veya şöyle Kardemir B diyelim. Burada karar vermek lazım. Yani A mı taşımak lazım, B mi taşımak lazım yoksa D mi taşımak lazım diye. Şimdi orta seviyelere gelmiş durumda. Yani fiyatlar eşit şu an. Ama daha önce gördüğünüz üzere hani bu üçlü oranlardaymış. Yani Kardemir'de, Kardemir B'ye göre 3 kat daha fiyat yukarıdaymış. Şimdi ortalarda bir yerde bu konsolide olmaya başladı. Bunun kıyası yapılabilir. Mesela şuradan Kardemir A bölü Kardemir B dersek, evet. Belki hani farklı bir bakış açısı şey olabilir. Hani belki A ağırlıkta gitmek veya B ağırlıkta gitmek D'ye göre biraz daha hani ön planda olması gerekebilir önümüzdeki dönemde. Peki. Yani bizim burada yapacağımız şey TL bazında değil de Kardemir'e 1 dolara bakmak, dolar bazında bakmak. 1 doların altına gelmediği sürece o da işte şu anki kurla işte 18.92'ye denk geliyor. 18.92 artık işte 18.90 neyse yarın ne olursa bunun altına gelmediği sürece Kardemir'de bir şey yok. Sıkıntı yok. Bir arkadaş